Mata'nın sakatlanarak belki de gücü yetmedi. Belki bir sakatlık. Bu iki türlü de yorumlanabilir. Mata'nın 22. dakikada oyuna girmesi, çıkması, Raşit San'ın oyuna girmesi orta sahadaki kurguyu değiştirmişti. Ama burada bir Yunus'a artı parantez açmak istiyorum. Çünkü Yunus özellikle İstanbulspor maçında son hazırlık maçında sergilediği performansla birlikte bu maç öncesinde tüm yayın yaptığım yorumcular şu noktada birleşmişti. Okan Hoca'nın adaleti vardır. Böyle bir iyi performansı direkt olarak 11'de taçlandırır bizim bildiğimiz Okan Buruk. Ve yanılmadınız aslında Seren Türk. Hı hı. Yunus 11'de başladı ama olmadı sanki. Yani herkesin beklentisi şuydu. Mati'yi öyle koyacak, Yunus'u kenara evet. koyacaktı ama herkesin bir başka düşüncesi daha vardı. Yunus'u Mata'nın yerine, Yunus'un yerine Raşit Sey'le koyabilir diye düşündü herkes. Aslında iki formatta doğruydu ama tabii ki Okan Hoca'nın adaleti, forma adaleti de çok ön plana bastı, ön plana çıktı. Yunus geçen sene muhteşem bir performans gösterdi. Adana Demirspor performansı. Şu an Galatasaray'a niye transfer olduğunun, tekrar niye geldiğinin göstergesi yani. Galatasaray'da devam etmesinin göstergesi. Ama maalesef beklediğimiz Yunus olamadı. Tam anlamıyla kendini veremedi. Dünkü karşılaşmaya baktığımızda da adeta yine bir yoklar oynadı ki Alanyaspor karşılaşması. Neye bağlıyorsunuz Seren Türk? Ya neye bağlıyoruz? İnişli çıkışlı bu performans. Ya futbolcularda bu olabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Galatasaray'da herkesin performansı çok yüksek. Yani ilk 11'den tut yedeklere kadar herkesin performansı yüksek ve herkes bu sene bu formayı almak istiyor. Bu formayla beraber şampiyonluk yaşamak istiyor. Bu formayla beraber galibiyetler almak istiyor, rekorlar kırmak istiyor. O açıdan bu kadar çok yıldızın olduğu ki düşünsene Ceyda yani dünyanın bütün yıldızlarını getirmişsin Galatasaray'a. Napoli'den Mertens'i getirmişsin, Manchester United'dan Mata'yı getirmişsin. Roma'dan Zaniolo'yu getirmişsin, Paris Saint-Germain'den Icardi'yi getirmişsin, Oliveira'yı getirmişsin, Torreira'yı getirmişsin. Mata gelmese daha mı iyiydi sanki? Ama Mata'nın gelmesi birkaç maçında ya öncelikle hem abilik yaptığı hem gol attığı maçlarda da iyi ki gelmiş diyoruz. Oynamadığı yani kötü olduğu performansını gösterdiği yerlerde de niye geldi diye bence sorgulamanın. Dün Yunus'un verimsizliğinin bir nedeni de Mata'dır. Yani Mertens olsa mesela Yunus verimli olurdu. Ben öyle düşünmüyorum ama yani. Tabii ki o da senin düşüncen Selahattin Kınalı. Ama genel anlama baktığımızda Yunus'un lig performansı bize geçen seneki Yunus'u izlettirmiyor maalesef. Ama baktığımız zaman hazırlık maçlarındaki Yunus'u da tek geçiyoruz. Yani kadroya direkt yazabileceğimiz pozisyona geliyor. Ben Yunus'un biraz daha kendini toparlaması gerektiğini düşünüyorum. Biz Kerem'i de atlıyoruz bak. Mesela Kerem'i sürekli konuşuyoruz. Ben geçen sene Kerem'i bu sene bir ya da iki maçta gördüm. Toplam 23 maçlık, 24 maçlık serüvende. Daha iyi olması gerekiyor. Bir inişli çıkışlı performansı var ama hani böyle hızlı olması, pırpır olması, pozisyona girmesi, pozisyon oluşturması belki onun geçen seneki oynadığı rolde bize niye o role giremediğinin göstergesi olduğunu düşünüyorum ama genel anlama baktığımızda Yunus'un biraz kendini toparlaması lazım. Bu dünkü göstermiş olduğu performansla bence şu an Galatasaray'da forma aslanın ağzında o formayı zor alacakmış gibi gösteriyor bize. Şimdi bir yandan maçın istatistikleri de ekrana yansıyor. Topla oynama oranı da ciddi bir fark var tabii. Galatasaray topla oynama oranında %69, Kasımpaşa %31. 7 korner kullandı Galatasaray. 3 kez ofsayta düştü, 13 faul yaptı. İkili mücadele kazanma oranı %46, 3 futbolcu sarı kart gördü Kasımpaşa karşısında. Kasımpaşa'da da bir korner kullanıldı, 3 ofsayt var. 18 faul yaptı, ikili mücadele kazanma oranı %54. Sarı kart 2 futbolcusu gördü, maçta kırmızı kart çıkmadı. İstatistiklere baktığımızda defans anlamında, hücum anlamında neler yapılmış bakalım. 11 şutu var Galatasaray'ın. Bunların 3'ü isabetli, 5 şutu engellendi, 9 şut fası var. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 31. Kasımpaşa'nın 5 şutu var, 2'si isabetli, 2'si engellendi, 4 şut pası ve 7 kez rakip ceza sahasında topla buluştu. İşte bu istatistik aslında hem Selçuk Yunan'ın altını çizdiği hem de bizim yorumlarımızda bahsettiğimiz. Pas trafiğine baktığımızda da isabetli pas sayısı 468 Galatasaray'ın,
Kasımpaşa'nın %59, isabetli pas oranı %82, Galatasaray'ın Kasımpaşa'nın %62, rakip sahada pas oranları %72'ye %54, orta sayısı Galatasaray'ın 25, Kasımpaşa'nın 11. Defans anlamında her iki takımın neler yaptığına bakalım. Galatasaray kendi sahasında, kendi yarı alanında 5 top kaptı. 10 pas arası var. Uzaklaştırdığı pozisyon sayısı 9. Şut engellenen şut 2. Kasımpaşa'nın 15 top kapması var. 18 pas arası uzaklaştırma sayısı 23. 16 bu arada. Ben biraz uzak görmekte problem yaşadım. Top kapma sayısı 16, pas arası 18. Uzaklaştırma 23. Şut engelleme 5. Ben ehliyet almayı çok istiyorum. Bana vermek istemiyorlar Selahattin Kınalı. Arada öyle bir fark var. Ama bu istatistikler bize Kasımpaşa'nın sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle ofansif anlamda istediği oyunu sergileyemediğini. Ya toplam 160 pas yapmış. Evet. %54'ü diyor rakip sahada. Yani Galatasaray'ın sahasında 80 tane pas yapmış. İsabetli pas yapmış Kasımpaşa. 80 tane pasla yapabileceğin, üretebileceğin bir şey yok. 0-0'ı bitirirsen bayram edersin, o kadar. O yüzden diyorum hani Kasımpaşa'ya ya bir, ne Selçuk Hoca'ya ne yönetimine falan şu an için eleştiri olarak algılanmasın da beklentimiz yeni sezonu Kasımpaşa'nın da kara yumruk gibi bir iddiayı sahaya taşımasıdır. Eğer ligde kalabilirse ki bence kalır. Kerim konusunda Seren bir şeyler söyledi. İşte kendini bulamıyor. Geçen sezondan iki maç en fazla oynadı diyor. Evet haklı Seren, öyle. Ama niye öyle? Şundan bana göre. Geçen sene Galatasaray kontratak oynuyordu. Kontratak futbolunun bir numaralı oyuncusu belki ülkemizde Kerem. Zıpkın gibi. Evet. Zincirinden boşalmış gibi bir stili var doğuştan gelen. Ve Galatasaray'ın çok işine yaradı. Belki Galatasaray'ı o kötü rüyadan uyandıran Kerem'in performansıydı geçen sezon. Bu sene Galatasaray büyük takım oyunu oynuyor. Yani kendine yakışan bir oyun oynuyor. Kuşatıcı oyunda 3. bölgedeki seçimler çok önemli Seren. Zamanlama, pas zamanlaması, koşacağın alan. Bunların hepsi çok önemli ve biraz deneyim istiyor. Kerem sonuçta gencecik bir çocuk. Biraz biriktiriyor. Ben Kerem'in bu sezonu biriktirme sezonu. Hücum oyununa biriktirme kültürü olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ve öyle olduğunu. Kerem biriktiriyor. Önümüzdeki sezon daha üzerine koyacaktır. Ondan sonraki sezon daha da belki tam olgunluğuna erişecektir Kerem. Kerem stili, Kerem çabukluğu, Kerem yeteneği oyun olgunluğuyla buluştuğunda inşallah önümüzdeki sezon olgunluğa ulaştığı sezon olur. Gitmezse. Türkiye'de tutamayız Kerem'i. Gitmezse. Kerem doğuştan Allah vergisi yetenekleri olan kesinlikle bir adam. Ve futbolda günümüz futbolunda en çok para eden şeyler bunlar. Katılıyorum sana. Türkiye'de Kerem gibi birkaç tane daha oyuncu var ama Kerem şu an en önde olanlarından biri. Yunus da biraz öyle oyuncu aslında. Yunus biraz daha oyun kurma konusunda Kerem'in önünde. Ama Kerem'in de doğuştan gelen yetenekleri işte çok az bulunan yetenekler. Kerem hücum oyunu, 3. bölge oyunu konusundaki eksiklerini tamamladıkça büyük bir oyuncuya dönüşecektir. Kerem'in kötü oynadığı bir sezonu bile, kendi değerlerinin altında oynadığı diyelim, kötü demeyelim, bir sezonu bile Galatasaray şampiyon bitiriyorsa, büyük ihtimalle öyle görünüyor yani, bir mucize olmazsa, kalan 10 maçı mı kaldı Galatasaray'ın? 9, 10 mu, 11 mi? Bir de hükmen oynayacak maçı yok değil mi? Gaziantep'le oynadı, evet, bitirdi. Hatay maçı var mı bilmiyorum. Galatasaray. Hatay maçı bu işte geçen oydu değil mi? Evet, o Gaziantep. Kontrol edeyim bir saniye. Bakıyorum. Yani bana göre hani 6 puan fark yok. 7 puan fark var iki takım arasında ikinciyle. 9+1 abi. Yok, o maç fazlasını saymıyoruz. 6+1 diyelim. Hani 7 diyorum ona. Hani ikili averajdan dolayı. Son maçı Hatayspor'la olacaktı. İşte son maçı Fenerbahçe'yle olacak Galatasaray'ın. Ligi noktalayacağı maç. Ha, o zaman işte bir maçı 10. daha eksik yani. 11 ya da 10 mu neyse. 10 maç kaldı. 10 maç. Hatay 10 maçta 7 puanlık farkın. Hadi 6 diyelim. Fenerbahçe Galatasaray'ı deplasmanında hiç 4 farkla yendi mi bilmiyorum da. Diyelim o da oldu. 6 puanlık farkın kolay kolay kapanacağını düşünmüyorum ben. Bir virgül koyalım mı? İndirse de yollasa bileceğiz. Tirsi balığı ne oluyor ki? Nasıl bir balık? Tirsi Lüfer'in hala oğlu. Hala dayı uşakları. Biraz kılçıklıdır ama çok lezzetlidir.